Uğur merhaba. Abi merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyi valla sen nasılsın? İyi ya, çok şükür. Bir kaçtım geldim hemen. Şey nasıl gidiyor ya? Sen iş arıyordun, değil Abi mi? buldum, evet. Buldun mu? Girdik, evet. İyi hayırlı olsun. Sağ olasın. Dur bir bakayım LinkedIn'den nereye girmişse. Şimdi kaydoluyor çok fazla konuşmayalım da. Ha, oldu. Sonra bir ara şey yaparız ya. Tamam. Ya çok bilmediğim bir yer olabilir ya. Çok underground da sen bir bak yine de. No business İsmi. solutions. Zaten biz şey o kadar konuşuyoruz bir şey olmaz. İyi, hayırlı olsun ya. Sevindim. Teşekkürler. O yüzden gelemiyorum yani. Bir de eğitim olayları var şimdi. Haftanın 3 gün akşamları tam şeye toplantıya denk geliyordu. Uğrayamadım ben de, bayağı oldu. Sen epey iş yaptın zaten ya. Sen daha Yani hiçbir şey yapmasan da olur. Yap tabii de. şu linkleri falan bir düzeltsem, en azından kendiminkileri. O linkler yarı kaldı. Şeye, canlıya çıktık. Linksiz ama. Ya ben birkaç ekledim aslında da işte devamı gelince şey oluyor sürekli arada bir bakmak gerekiyor dediğim. Bakayım, bu hafta sonu vakit bulursam benim linkleri halledeceğim. Tamamdır. Ben bir ekran paylaşayım orada. Merhabalar hocam, kolay gelsin. Merhaba Merhaba. Mete. Senle tanışmadık galiba. Yani şeyden yazdığını hatırlıyorum da Slack'ten. Daha önce Evet. toplantıya geldin mi hiç? Yok Geldiysen yok, de. ilk defa katılıyorum hocam. Ben. Evet. Bir tanışalım o zaman. Olur hocam. Kendimi tanıtayım isterseniz. Tabii. İsmim Mete Furkan Kumuş. Elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Daha yeni mezunum. Yalnız 1,5 senedir, yani son sınıfımdan itibaren beridir de yazılımla uğraşıyorum. Son 5 aydır da web developer tarafıyla uğraşıyorum. Frontend tarafıyla uğraşıyorum. Aktif olarak çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. React çalışıyorum bu arada. Aynı zamanda da Junior Frontend Developer alanında da iş arıyorum hocam. Bu open source contributor olayını da arkadaşımdan duydum. Hatta Yasin, onu da biliyorsunuzdur. Evet, biliyorum. Yasin de benim çok yakın arkadaşım. O böyle şeylerle uğraşırken hani bir muhabbeti Evet. geçmişti, böyle böyle işler yapılıyor falan diye. Ben de merak ettim, dedim ben de yapabilirim hani falan. Öyle katılım gerçekleştirdim yani Anladım. İyi aranıza. olmuş ya. Yani burasında hani burada böyle süper teknik bilgi öğrenilmiyor. Hani öyle bir proje değil ama işte bu ilk adımları atmak için işte PR nasıl açılır, open source kültürü nedir falan işte. Kesinlikle hocam, ben de zaten yani GitHub kullanmayı biliyordum ama daha öncesinde işte branch açıp kendim open source bir projeye bir PR açmamıştım yani, dediğiniz gibi. Onun ilk adımını falan attım hani geçen hafta, hani birlikte siz de üzerinden review falan attınız. Yani o süreci bir tanıklık etmiş oldum diyeyim, yani ilk defa oldu ve güzel oldu benim için. Anladım. İyi olmuş ya. Hayırlı olsun. Sağ olun Şey hocam, çok teşekkürler. bir de şey yönden de güzel. Mesela toplantı falan hani genelde bu open source toplantıları bu şekilde ilerliyor. Bir ajanda oluyor. İşte düzenli toplantı oluyor. Ondan sonra herkes konuşabiliyor. Herkes katılabiliyor falan. Hani o yönden de bir şey olur. Aynen, network açısından da iyi olur hocam. Ben seviyorum Tabii. böyle iletişim hani ön planda olan şeyleri. Gayet güzel bence yani, bu işi yapıyor olduğunuzdan ötürü de tebrik ediyorum. Ben de mutluyum yani aranıza katıldığım için. Eyvallah. Kısa bir şey söyleyeyim kendimi tanıtmadan ben ya da Uğur. Şey bizim ben Knative projesinde çalışıyorum da orada bizim mesela backstage falan entegrasyonumuz var. Ben onun üzerine uğraşıyorum bu aralar. Orada bazı frontend işleri falan oluyor. İlgini çekerse istiyorsan bir Slack'ten şey yapayım sana link yollayayım. Ya gerçi Olur Slack'ten hocam.
Değil daha Ya ben da. şu an çok junior olarak çalışıyorum hocam. Kendim işte minik minik projeler yapıp kendi kitap yapıma atıyorum. Orada hani tutmaya çalışıyorum. Yani hani 5 aydır React, yani JavaScript öğrendim sayılır. Yani onun üzerine React inşa etmeye çalışıyorum işte. Yani olabildiğince böyle hani ufak ufak şeylerle böyle kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani olabilir ama dediğiniz gibi de hani ben zaten şu an aktif olarak da bir iş aradığım için bir timde bir takımda yani takım ortamını görebilmeyi ya da işte bu versiyon kontrol sistemlerini daha efektif kullanabilmeyi falan istiyorum yani. Hani projelerde rol almayı çok istiyorum yani. Anladım, anladım. O zaman iki tane şey göstereyim. Bir tanesi bu Knative Extensions Backstage Plugins diye. Bu benim üzerine çalıştığım bir proje. Knative projesi altında bu. Yani benim dediğim Knative olarak çalışıyoruz da ben şu anda bununla uğraşıyorum. Katkı yapmak istersen burada bayağı bir JavaScript işleri var. Yani ufak şeylerle de başlayabilirsin. Mesela atıyorum şu Configure Dependabot. Böyle bir şey var. Mesela bununla GitHub Actions öğrenebilirsin. GitHub Actions diye bir şey kullanıyor bu. Ne bileyim böyle, şu da GitHub Actions. Mesela burada bir JavaScript compilation error yani şey derleme hatalarını bazen ignore ediyor bizim compilerımız. Tamam. Yani bu tarz şeyler de var. Daha böyle karmaşık kodlama şeyleri de var, görevleri de var. İlgini çekerse bakarsın. Bir de genel olarak şunu söyleyeyim. Dur bunun şeyini chat'e yazayım. Bu toplantının kaydı yine paylaşılıyor mu hocam? Evet, paylaşılıyor da bir şey olmaz ya Tamam. konuşabilirsin. Ha, tamam. Okey. Olmaz. Ya tutup şey yapsam mesela işte ben şimdi Red Hat'te çalışıyorum. Red Hat'te şöyle işler var falan desem o olmaz da sonuçta bu da CNCF projesi. CNCF projesiyle ilgili bilgi veriyorum. Cloud Tributor bu da CNCF projesi. Ya bu CNCF'in bir tool'u diyeyim projesi değil de CNCF'in kendi içindeki projelerdeki açık taskları gösteriyor. Mesela bunun da adresini yazayım. Bir saniye. Yanlış adres oldu. Aramayı sileyim. Cloudtributor.dev diye bir şey. Uğur belki sana da faydalı olur bunlar. buradan işte mesela istediğin bu ha şeyden bahsedeyim. Mesela 1443 tane CNCF altında ve birkaç foundation daha var. Bu Linux Foundation altında işte mesela CDF, Continuous Delivery Foundation, AI Foundation, Networking, bu ASWF bu neyse bilmiyorum. Bu bazı foundation'ların içindeki projelerde Help Wanted diye işaretlenmiş issue'ları gösteriyor bu. Yani mesela bir proje buradan ilgini çekerse, bir ticket işi ilgini çekerse buradan gidip bunları açıp şey yapabilirsin yani bunları da deneyebilirsin. Yine aynı şekilde katkı vermek için mesela backstage de varmış. Silvi Anladım hocam. varmış. Peki hocam başlangıç seviye birisi için hani uygun olur mu yani sizin ne dersiniz? Şöyle difficulty easy dediğin zaman mesela bazıları kolay olabilir. Easy de fazla yokmuş. 8 tane varmış. Ama bulunabilir yani. Öyle diyeyim sana. Anladım. Ben incelerim hocam. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Aldım zaten şeyleri, linkleri Tamam. sohbetten. Yani burada tüm CNCF'teki Help Wanted yazan ticket'lar var. Yani bu Help Wanted'lar da şey oluyor. Ben mesela Knative projesinde bazı ticket'lara yazdım Help Wanted diye. Çünkü zamanım yok tamamını ya bir her şeyi yapmaya. Birincisi bu Help Wanted yapmamın sebebi. İkincisi de yani dışarıdan birilerini de katmak istiyorum. Mesela gelsin birileri de contribute etsin diye. O yüzden bazı ticket'lar böyle daha onun için uygun oluyor. Her şeyi yapmasını bekleyemiyoruz dışarıdan gelen birinin ama böyle daha yeni başlayanlar için genelde uygun oluyor bu task'lar. Anladım hocam. Tamamdır. Ben biraz araştırayım o attığınız linklerden nedir ne değildir bir bakayım. Sonra yine bir aklıma takılan şeyler olursa iletişime geçersin. Tabii, her zaman. Ben de bu arada kendimi tanıtayım. Ben de Red Hat'te çalışıyorum. Knative projesinde çalışıyorum daha çok Red Hat'te. Red Hat'te bizim Knative üzerine kurulu bir ürünümüz var. Ve bu ürün şey
Knative üzerine bindiği için Knative'i de biz geliştirmenin bir parçasıyız orada. Başka vendorlarla beraber çalışıyoruz. Onun dışında CNCF tarafında bazı şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte mentoring falan gibi. Ya da projelerin yönetim şekillerini falan review yapıyoruz mesela. Öyle şeyler de dahil olmaya çalışıyorum. İstanbul'dayım. Benden bu kadar. Uğur. Ben de Uğur. Node.js'te yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Üzerimde bir tane orada bir proje var. Bir danışmanlık verdiğimiz ve altyapısını hazırladığımız bir şirketin tüm yazılım ve ürün altyapısını oluşturma, geliştirme ve maintenance etme konusunda destek veriyorum onlara. Ben de İstanbul'da yaşıyorum işte. Süredir de buralardayım. O kadar. Memnun Evet. oldum hocam tanıştığıma. Biz de memnun olduk. Aynen memnun olduk Mete. Şimdi ajandamızda çok fazla bir şey yok. İki konu var benim aklıma gelen. Sizin de aklınıza gelen bir şeyler varsa onları konuşalım. Bir ajandaya baktıktan sonra bir de şu listemize tekrar bir bakalım hangi durumdayız diye. KubeCon'da biz şimdi yeni şey yaptık ya, go live oldu bizim Türkçe lokalizasyon. KubeCon'da bahsettiler mi diye sordum. Ben KubeCon'daydım ama tüm keynote'lara katlamadım. Bahsetmemişler. Şeyden bu Glossary ekibinden birisi dedi ki KubeCon Amerika'da bahsetmeleri için istekte bulunduk diyorlar. Belki orada bahsederler işte Türkçe şeye de girdi diye, Türkçe lokalizasyon. Çünkü genelde yapıyorlar bunu işte. En son ne bileyim hangi dilde hatırlamıyorum da birkaç dilden bahsetmişlerdi. Bu da bizim için güzel bir şey yani. Bir diğer nokta, bunu Şeyma için yazmıştım. Halil çok fazla aktif olamıyor. O yüzden onu Şeyma ile approver olarak Şeyma ile değiştirelim dedik. Onun için ben PR açtım. Şeyma'nın bir onay vermesi gerekiyor. İşte şartlara uyuyorum falan filan diye. Birkaç okuması gereken bir şeyler varmış. Onları okuduktan sonra onu da approver yapacağız. Dört tane approver oluyor bu arada. Daha fazla istemiyorlar. Biri benim. Biri Şeyma olacak. Biri Emin. Biri de Oğuzhan. Oğuzhan zaten bayağı aktif. Emin doküman yazmıyor ama review yapıyor. Şeyma da bayağı aktifti ama bu aralar birazcık yoğun. Zamanı gelince belki ben de şey yaparım, approver'lığı Uğur'a bırakırım. Olmaz ya abi ya. Sen başa yapıyorsun. Benim iki tane PR'ım vardı. Onlara sanırım bir tek abi sen şey yaptın. Yorum attın. Onu bir olmadı. Ben yazayım tekrar gruptan. Bir kişi daha atsın. Bu hafta sonu ben PR'a çıkayım onlara. Hemen hatta hangileri bakayım. Biri loosely coupled architecture, diğeri de monolithic apps. Ben bunları toplantıdan sonra yazayım olmadı. Ya bu PR'a sana zahmet bir şey eklesene. Label eklesene TR diye. Ben hep böyle bakıyorum ama böyle mesela görünmüyor. Sen Ha, PR'a mı yok yok daha dokümanı? preview'da. Yani bir Ha sen tamam. şey yaptın. Ben daha fazla gelmediği için hani şey PR açmadım ha. Anladım. Şey yap. Review gelmediği zaman approver'ları direkt pingle abi. Ben öyle yapıyorum. Çünkü approver'san hani bu rolü üstleniyorsan review yapman lazım. Hocam o pinleme sözünüzü bölüyorum kusura bakmayın da. Estağfurullah. Pinleme olayı nasıl oluyor? Ben onu okudum ama şey yapamadım, anlayamadım. Şey mi? O chat'e yazarken et yapıp ismini yazma Ha, gibi mi? aynen. Ya Ha biraz tamam. şey kullanıyorsun. Ne deniyor buna? Jargon. Ha, jargon da Yok aynen. anladım anladım. Mentionlamaya. Tamamdır Bu hocam. diğer approver'larda mention abi. Pingle yani. Şey yaparsın. Baksınlar.
Yani şey demez kimse. Beni niye pingledi falan dem. Tamamdır. Çünkü approver'sa zaten sorumluluğu bu. Şu anda açık PR'ımız yok. Gördüğüm kadarıyla. Evet. O Ya. zaman şu listeye geçiyorum. Başka konuşacağımız bir şey yoksa. Hocam bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Buradaki statü kısmı var ya hocam, o statüyü hani çeviri yapan kişi kendisi manuel olarak mı ayarlıyor? Çünkü ben orayı hani ilk başta yaptığım çeviride dokunmamıştım. Bugün de hani PR'da gözüküyor demiştiniz ya siz benim ilk yaptığım çeviride. Aslında ben onu dokunmamıştım. Sonradan şey yaptım. Hani done yaptım. Kendim çevirmiştim. Tamam. Immutable infrastructure şeyi. Diğerinde de mesela portability kısmına da yani portability çevirisine de kendim döklü bir yaptım daha sonrasında. Hani onu kendimiz mi şey yapıyoruz yoksa hani approver'lar mı Yok yok. değiştiriyor? Ya, bu dokümanda bir onay mekanizması gibi bir şey yok. Yani sen kendi dokümanını aslında kendin yapman lazım. Hmm, tamam. İdeali o. Anladım. Tamam hocam. Okay. Bir tane bir şey fark etmiştim. Şuydu Uğur. Loosely coupled. Okay. Sen bunu zaten geri Evet, ben onu inbox'a yanlış yolluyorsun. yapmışım. Tamam. Diğeri de zaten done olmuş. Hangisiydi o done olan şey? Mete. Şey hocam, immutable infrastructure. Evet, tamam. Tamam. Ya şimdi çok fazla kişi olmayınca çok konuşacak bir şey de yok zaten. Ben bir şey sorabilir miyim? Bu katkıda bulunanları PR'a açılmıştı. O ama şey olmadı sonra bir geri döndü vesaire. O ne durumda biliyor musunuz? O aslında merge'lendi ama bizim hala DevTR branch'ine merge'lendi. Ha, oradan tekrar şey main'e Oradan gönderecek. öbür tarafa aktaracağız aynen. Tamam. Yani Biz yine onu da DevTR'de çalışacağız değil mi şu anda? Eski usulüne. evet aynen. Tamam. Ben main'e merge edilince bizim DevTR branch'i dedim ki tamam artık orada var direkt main'e karşı ya yani main'i Hı. olarak çalışırız diye düşündüm. Herkes de öyle yönlendirdi ama yanılmışım. Sonra onları toparlamak için biraz uğraştık. Uğraştı arkadaşlar sağ olsun. Gene de DevTR'ye göndereceğiz Tamamdır. yerleri. Onun sebebi de şey main branch'ine biz approve yapamıyoruz. Sadece bu Glossary'nin işte core ekibi yapabiliyor. Okay. O yüzden işler uzuyor yani. Onların review'unu falan ya da approval'unu bekleyemeyiz. Anladım, tamamdır. Bizden de çok bir şey kalmadı ya valla. Yeşil ortalık. Bende şu var ama hiç başlamadım. Shift left evet sen almıştın. Valla abi sana güvendik Yapacağım da inşallah. orada. Ama yapacağım bilmiyorum. Ya bu seyahatler, bunlar bunlar oldu, bir şeyler oldu. Çok yoğunum. Şimdi haftaya bayram var. Sonra bir daha seyahat var. Mayıs'ta falan anca başlarım ben onu. Sende iki tane var. İkisi de zaten iyi durumda. Değil mi Uğur? Yani sen öyle yazmıştın. Bir iki tane daha review gelsin ben hafta sonu açacağım. Tamam. Sen Pierre. bunlardan bahsediyorsun. Okay. Aynen. Mete, senin bu portability Hocam indok. o doküman linkini ben vermeyi beceremedim galiba. Onu oraya nasıl MD uzantılı dosya olarak yazabiliyorum? Direkt linkini mi kopyalamam lazım? Ya ben şöyle yapıyorum. Bu translations klasöründe mi portability? Evet burada. Hı, evet. Ya linki direkt oraya yapıştırdığın zaman şey çıkıyor. Taba bas. Ha, tamam. Basınca bu şekilde güzel görünüyor. Tamam. Ben onu bir yapamadım da hocam. Şimdi anladım. Okey. Uğur sen de buna bir bakarsan iyi olur. Tamamdır. Mete sen de başka yok. Uğur sen de başka yok. O zaman istiyorsan ben yazayım herkese. Şu dokümanlar review dediği genelde toplantıdan sonra yazmaya çalışıyorum. Ama fark etmez bana. Tamam.
Ben öyle yazayım. Diğer arkadaşlara da yazacağım. Çünkü mesela Muhsin diyeceğim. Bu doc review'da görünüyor. Neymiş bu? Autoscaling. Komentlere bakalım. Yani bu tamam gibi. Buna PR yollayacak herhalde. Evet, ona ben de yapmıştım. Burası olur bence. Tamam. Ben şimdi herkese yazarım. Bu şey durumdakilere. In progress, in doc review Altı ve in tane. progress durumundakilere yazarım. Ya PR açın veya işte review bekliyorsa arkadaşlar review edin diye yazayım. Şey soracağım, bu linklerde başkaların konuların linklerini de düzeltsem bir sıkıntı olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Tamam, ben Daha iyi çünkü olur. öyle okey çıldırabilirim bir anda, biliyorsun beni hani tıkır tıkır herkesinkini. Ben onu bir sorayım dedim de hani. İyi olur, eyvallah. Orada nasıl bir yöntemle ilerleyeceğim? Daha önce yapmış mıydın? Şey mi? Link olayını mı Ha, yoksa? aynen. Hangi linkin? Yani şöyle. Şimdi şu referenced in diye bir sütunumuz vardı ama bunu çok kullanamadık. Oğuzhan sağ olsun bayağı kullandı ama ben falan mesela eklemedim. Ben de ilk başta eklerim, sonra ekle. Ya tek tek bakacağım. Hani eğer link konuları okeyse onu tamamlayacağım. Ama atıyorum işte 3 link var. İkisinin konusu var ama bir tanesinin yoksa onu es geçeceğim. Yani kendiminkilerden başlayacağım. Eğer vaktim kalırsa kalanlarda bir el atacağım. Valla ben orada çok saçma bir yöntem ama başka bir şey bulamadım. Şöyle yaptım ben. Bu tarafa İngilizcesi. Daha güzel bir yöntem bulursan sevinirim. Büyük bir ihtimal ben de böyle bir şey yapacağım da, dur bakalım. Bu tarafa Türkçesi böyle miydi ya? Heh. Ondan sonra tek tek bastım. API geçidi. API Gateway. Baktım bu linkler mor hemen görünüyor ya. Mesela burada varmış link. Burada da linki eklemişiz. Ama mesela observability'nin linki yok burada. Evet. Burada observability yok. Observability'nin büyük ihtimalle Türkçesi de yok. Dil mi çıktı? İşte buralar Varmış. biraz Varmış. Mesela bu. mesela bu olacak, evet. Ama bir şey diyeceğim. Biz DevTR branch'inde bakmamız lazım. Bu dediğim işlemi orada yapmamız lazım. Ha, o zaman koddan bakacağız. Koddan bakacaksın veya lokalde build şey yapacaksın. Lokalde glossary build edeceksin. Eğer yani web şeyi, sayfa sayfa benim yaptığım gibi karşılaştırmak istiyorsan. Ben böyle yaptım. Koddan yaparsan Markdown dosyalarını birbirleriyle kıyaslayacağım falan. O daha zor geldi bana açıkçası. Ya benzer mantık. İki pencere VS Code'da. Çay kahveyi alacağız. Yani güncel halini çekeceğiz DevTR'nin. Bak şöyle demiş. Hugo diye şey Glossary projesini açtım da. Serve diye bir tane make target'ı var. Eğer Hugo yüklüyse makinende ya değilse zaten yüklemesi kolay. Make serve dediğimiz zaman Glossary projesinde patladı. Niye patladı acaba? Neyse. Neyse normalde bunu make serve deyince direkt çalışması lazım şeyin. Lokalde ayağa kaldırman lazım. Glossary. De şu andan iyi olmuyor bilmiyorum. Bir diğer yöntem de bak daha güzel yöntem buldum. Bizim hiç açık PR'ımız var mı? Ya da en son PR'ımız da olur. Labels. En yenisi olması lazım ama. Mesela en yenisi bu mu acaba? Bundan sonra bir şey olmamıştır büyük ihtimalle. Bir şey mergelenmemiştir. Bir dakika bu olmadı. Ya demek istedik, yapmak istediğim şey şuydu. CNCF DevTR branch'ına karşı olan bir PR'da gidip preview'dan yapabilirsin. Aynı muhabbeti diyecektim. Ha, direkt şeye de girmeden.
Aynen. kodlara falan da girmeden GitHub üzerinde. Aynen. Bu da olur. Acaba bu bizim branch build'ı var mı? Mesela dev. Tamam. Problem çözüldü hocam. Bu Netlify'ı biliyor musunuz? Hı. Tamam. Bu Netlify işte bu dokümantasyon projelerinde bunun gibi. Ya Knative'de de kullanıyoruz, başka yerlerde de kullanıyoruz. Şey için böyle işte PR'larda falan preview yapmak için veya branch'lerde bu şekilde bir naming convention'ı var. Bir deneyelim bakalım. Tamam, aynen. DevTR branch'ının preview'unu göstermek için işte DevTR --, bilmem ne yapıyorsun. Bu şeyin DevTR branch'ının preview'u. Direkt bunu o şekilde işte sağlı sollu iki tane açıp kullanabilirsin. Bunun linkini yapıştırayım şuraya chat'e. Mantıklı mı dediğim, yoksa kafa karıştırıcı mı? Uygulamada bakacağız ya hangisi daha şey. Tamam. Yani ha, ben öyle yaptım. Bu bilmiyorum. Okey. Sen kendi kafana göre yap. Ya bir tane denerim zaten. Şey olmadı, PR'ını açarım. Baktım bir sıkıntımız vesaire yok. Hani güzel işlemiş. Ondan sonra devam. Bir de çok konu var ya. Yani her bir o uzun sürer zaten de. Ben yaptım, epey uğraştım. Bir kere yaptım. Sonra fark ettim ki bazı sayfaların biz daha henüz çevirmemişiz. Bir de tekrar ona uğraştım falan. Baktım mesela link eksik. Biraz önceki örnekteki gibi observability için link koydum. Sonra baktım ki observability sayfasını çevirmemişiz o zaman henüz. Başka da şimdilik bir şey yok. Bir blog post falan istediler bizden, Go Live diye, Go Live olduğu için. Ama herhalde zamanı var. Yazarız bir ara. Ben daha ona hiç bakamadım. Başka bir şey yoksa bitirelim istiyorsanız. Tamamdır. O zaman iyi akşamlar herkese. İyi Teşekkür ederim. akşamlar hocam. Sağ olun. Tanıştığıma tekrardan memnun oldum. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla vakit geçirmek dileğiyle diyeyim. İnşallah inşallah. Buralardayız biz. Yani her Tamam. türlü destek vermeye çalışırız hepimiz. Tamamdır hocam. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye. Görüşmek üzere.